Şimdi biz de şimdi Rusya'ya karşı bir şey yapıyoruz. Uçak yapıyoruz. Daha yapım aşamasında. Bu da F-35. Ve bu F-35'in karşısındaki efendim silah da S-400. Şimdi biz diyoruz ki sen hemen buradan F-35 ver. Hem buradan S-400 ver. Ben yemin billah bunları Ruslara vermeyeceğim diyeceksin. Şimdi bu ülkeler bu silaha, bu uçağa çok büyük yatırım yaparken Türkiye'ye güvenip de Türkiye bunun sırlarını vermeyecek diye hem Türkiye S-400 sahibi olsun hem F-35 sahibi olsun. Buna izin verir mi? Çelişkimiz bu. Yani Ama S-400'lerin planlarını Rusya Türkiye'ye verdi. Verdi. Çünkü NATO Tamam. üyesi, yani aynı Evet. şekilde S-400'ün planlarını Türkiye NATO'ya da taşıyabilir. Şimdi taşıyabilir. F-35 ona göre Dolayısıyla burada bir ekonumlandırılabilir. çelişki var. Çelişki Şimdi var. S-400'ü aldığınız zaman S-400'ü her şeyle almıyorsunuz ki. S-400'ün uydusu var, mühendisliği var, Yani Rusya bir mühendisi var. içinde, işin Yani içinde. Rusya işin içinde olacak. Sen Rusya'nın bize verdiği silahla Rusya'nın uçaklarını düşürebileceğini mi zannediyorsun? Bir de nükleer santral anlaşmaları da kritik galiba, değil mi? Evet. Rusya ile Şimdi yaptığımız daha da Türkiye önemli bir şey içerisinde. daha var. Bizim S-400 almamız kadar Türkiye'nin son aylarda Cumhurbaşkanı'nın dillendirdiği bir konu var. Diyor ki efendim diyor İran'ın diyor nükleer silahı varsa diyor bizim niye olmasın diyor. Evet. Bu ne demek? Biz de nükleer silah yapmaya niyetliyiz demek.